Yani 14-20 Haziran haftası sizden gelen rüyalar, sizin rüyalarınızı yorumlayacağım. Ve her yeni gelen videonun altına lütfen rüyalarınızı yazın. Tabii ki çok rüya var. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Nermin Aksu, 42 yaşındayım, Oğlak Burcu'm. En son gördüğüm rüyamda boylu olduğumu, dolapların üzerine kadar uzandığımı, ondan sonra rüyamda inekten süt sağıyordum. Annemin yarım bıraktığı büyük kazanı sütle doldum. Kaynanama götürürken babamın tüm evini... Şöyle söyleyeceğim, Neriman Hanımcığım, annenize ve babanıza ait bazı haklarla alakalı haksızlığa uğramış olabilir ve bunlarla ilgili hüzününüz var gözüküyor. Ama süt berekettir. Hakkınıza olan bereketi alacaksınız. Fakat eşiniz ya da eşinizle alakalı noktada geçmişte duygusal olarak kendinizi yalnız ya da kendi içinizdeki yalnızlıklarınız var. Psikolojinizle alakalı çok fazla yorgunluklarınız var. Bir ev işiniz olacak ve bu ev işi sizin hayatınıza rahatlık getirecek. Anne babanız için de mutlaka dua okuyun. Mezarına su dökün istiyorum. Kübra Küçük, 25 yaşındayım. Sevdiğim kişi aynı sınıf, hiç konuşmuyordu. Benden aldım, oranı verdim. Sevgilinle, sevdiğin kişiyle ileriki hayatında bir gelecek görmüyorum. Ama belli oluşumlar, belli hareketler söz konusu olacak. Senin kariyerinle alakalı çok güzel aydınlanmaların var bir tane. Ama şöyle söyleyeceğim. Sen ani sinirlenen, ani öfkelenen ve her şeyi abartan noktadasın. Biraz kendini sakinleştirmeye ihtiyacın var. Tamam mı güzel kızım? Şükran Yıldız. Rüyamda eski sevgilime ağladım ve ayağına kapanıp yalvardım. Dışında eski sevgilime tokat attığımı gördüm. Bunu yorumlar mısın? Şükrancığım, eski sevgilinizle bir iletişime geçeceksiniz. Tokat güçlenmektir. Yeni bir ilişki, yeni bir hayat ve o kişiyle alakalı içinizdeki ukdenizi iyileştireceksiniz ve hedef noktanıza erişeceksiniz. Ama size çok güzel bir iş ve oluşturacak yeni bir kapı var. Bunu değerlendirmeniz gayet sağlıklı. Merve Yıldız, 24 yaşındayım. Rüyamda evime çok yakın bir camiye gittim ve bir erkeğin girdiğini gördüm. Merveciğim, çok güzel bir inancı, ruhu, kalbi temiz olan bir insanla hayat birleştireceksin. Hem imanlı olacak. Bir de senin yurt dışı ya da yarım bıraktığın eğitiminle alakalı noktaları da lütfen tamamla. Aslında hayatında her şey sana güzel akıyor. Bence senin abartı yönün var. Bunları toparlaman senin için güzel. Gül Noza, derviş gülümsedi ve kırmızı gonca gül uzattı. Size Rabbim öyle bir, çünkü Peygamber Efendimizin kırmızı gonca güldür. Sizin kötü giden, aksi giden hayatınızda ne kadar sorun varsa, ben pes ettim dediğin hayatın daha yeni başlayacak ve bu yenilikler sana bolluk, bereket, huzur ve hayatta gülümsemeyi öğreneceksin. Çektiğin acılar geride kalacak. Yalnız belinle ilgili sorunun olabilir. Dikkat etmeni öneriyorum. Eda Kalkan, 18 yaşındayım. Rüyamda banyoda su dolu küvetin içinde siyah küçük küçük böcekler gördüm. Kariyerinle alakalı korkularım var ve bir türlü oturtamadığım bir huzursuzluğum var ve psikolojin çok yorgun. Bir yoga, meditasyon, bir psikolog ama çok başarılı noktada mı? Erken evlilik var. Hata yapmanı istemiyorum. Sema Ta, rüyamda sevdiğim bana görüşmediği kişinin oğlu, babam ve Perşembe gelecek dedi. Şöyle söyleyeceğim, daha önce bir evlilik yaşadıysanız tekrar bir evlilik kapınız ve aile olacağınız noktanız, oğlum ve babam, ha evlenmişsiniz. Çok iyi biriyle evlilik yapacak huzur bulacaksınız. Babanız ya da oğlunuza baba soyundan kalacak miras konuları söz konusu olacak. Yakın bir Şükran çiftçi. Yakın bir akrabamız birkaç ay önce beni rüyasında görmüş. Üzerimde kırmızı bir elbise ama çok güzelmişim. Başımda taç, lüks bir arabaya bini. Şöyle söyleyeceğim Şükrancığım. Gerçekten uzun süredir maddi krizlerin varsa, ilişki problemin varsa, yaşadığın her şeyde bir aksilik varsa, Rabbimse araba paradır.
Taç evlilik ve ilişkidir. Kırmızı tez vakitte hayatındaki her şey rayına, yoluna girecek. Hiç endişe etme. Hatta işinde değişim ya da işinle alakalı yapmak istediğin güzel fikirler var. Bunları aydınlığa kavuşturacaksın. Macir öğretmen, 27 yaşında 3 yıllık evliliğim, çocuk yok. Rüyamda göğüslerim çok şiş ve ağrılı ve uçlarını tedavi görmen lazım bebeğim. Allah çocuk tedavi, yani bir tedaviyle birlikte sana Allah çocuk nasip edecek. Bir kız, bir erkek. Çünkü pembe var. İlk kızın, ikincisi oğlun olabilir ya da ikiz çocuk evren var. Bir de ev alma niyetiniz var. Allah kısmet ederse ev kapınız da aydınlıkta. Ebru Karagöz. Rüyamda evimizin dışının bir kısmı yanıyordu. Yangın aslında aileler arasındaki yaşanan laf, tartışma, dedikodu, kaosları temsil eder. Bu olay sizin ev kapınıza gelecek. Bir de size ait bir mal hakkını çevrenizdeki insanlar tarafından yiyecekler ve mahkeme yolunuz olacak. Hatice Semiz, ben 51 yaşındayım, terazi burcundayım. Evimdeki yakın kendime konuştuğum gör. Evdeki kedimin. Kedi çok önemlidir. Bir aydınlanmadır. Kız çocuğunuz var mı bilmiyorum. Çocuklarınızla alakalı noktada çok güzel bir aydınlık ve ferahlık ve uzun süredir bir evin tapusunun sizin üzerine geçmesini istiyorsunuz ve bu tapu sizin üzerinize geçecek. Ali Turna, rahmetli büyük babam ve bununla evlenirsin dedi ve döndü arkasına gitti. Allı Turna, çok babanızın veda ismini, yüzünü bilip ama ismini bilmediğin biriyle hayırlı bir evlilik kapın var ve çok da mutlu olacaksın. Hayatın bu konuda değişecek. Hiç korkma, güzel bir evlilik kapın olacak diyorum. Feride Apak, rüyamda görümcem ölmüş, akrabalar herkes orada, ben ağlıyorum. Çok içli, değişik bir yerdeyiz ve karışık. Eşinizin duygusal noktasıyla alakalı psikolojik yorgunlukları var. Bu evlilikte biraz sizi yoran olaylar var. Ağlamak gülmektir ama ölmüş bir insansa hanenize yeni gelecek ve tanışacağınız ya da ailenizde bir fert var. Bu fert çocuğunuz olabilir. İleride çok başarılı. İleride hayatındaki her şey çok büyük bir aydınlık yaşayacak. Ve bu aydınlık sizi güldürecek olarak gözüküyor. Esra Baysan, rüyamda dayımla süt alıp götürmüşüm. Bir annem patlıcan kızarttı. Anneme al dedi ve ki, Esracığım, anne baba dayılarınla annen arasında yaşanan bazı mal konuları var. Bunlar annenizin haklarıyla alakalı sıkıntı yaratıyor olabilir. Bunlarla ilgili hak alınacak ama senin bir yolla ilgili çözmen gereken bir olayın var. Bu olayın arkasından çok güzel aydınlanma yaşayacaksın ve bu aydınlık sana huzur verecek. Berna Sara, arkadaşım öldü yıllar sonra rüyamda. Orası sandığın yer gibi değil diyordu. Berna, ölüm ya da birilerini kaybetmekten korkuyorsun ve devamlı geçmişteki yaşadığın olaylara takıksın. Gerçekten senin ömrün uzun, çok da güzel bir hayatın olacak. Kimse o bir dünyayı bilmiyor ama o bir dünyanın da güzelliğini hepimiz zaman gelince göreceğiz. Merak etme. Rüyamda sebze arabasının içerisinde dört büyük balık aldığımı ve üzerinde uzanmışım. Taylan Damla. 4 ay, 4 dönem, 4 hafta içerisinde hayatında maddi olarak yaşadığın sıkıntılar, araba beklentin varsa çok büyük bir aydınlığa girecek ve yeni bir iş oluşumu ve kendi hayatınla alakalı da güzel başlangıçlar yaşayacaksın. Bir izleyici Elif Masal. Kahvere... Neydi ya, kaçırdım bir saniye. Elif Masal'dı. Elif'cim, görürsem haftaya yazacağım. Ha, Elif Masal, 43 yaşındayım. Kahverengi siyah kırış köpek babam Salim ısırdı. Sonra sakinleştirdi. Severek elime bıraktı. Not olarak, ısırırken kanamadım. Bir dostundan çok güzel bir hayır göreceksin ve bu hayır, aslında sen evli gibi duruyorsun ya da evlilik yoluna gidecek bir süreçtesin. Yakın çevrende bir dostundan çok büyük bir aydınlık yaşayacaksın. Bir para konusuyla ilgili beklemediğin noktada bir paran gelecek. Yalnız senin de çok fazla takıntın, bu takıntılarından iyileşmen gerektiğini söyleyebilirim. Lütfen, iyileşmeye ihtiyacım var.
Bir izleyiciyi daha alıyorum. Emine Gez, rüyamda Cumhurbaşkanımızla karşılıklı konuşuyorduk, birlikte yürüyelim dedi. Devletle ilgili beklediğiniz mahkeme, evrak ya da yeni bir iş ya da evliliğinle ilgili yaşanan sorunlar varsa aydınlığa girecek. Rüyada Cumhurbaşkanı görmek tüm eksik olan, seni eksik görülen hayatınla ilgili çok güzel aydınlanma, büyük bir başarıyı elde edeceksin. Evet, sevgiyle kalın. Bu her hafta yeni videonun altına rüyalarınızı yazın. Bu kısmet size de gelebilir. Rüyalar her zaman uyarıcı da olabilir, bazen psikolojik de olabilir. Ama Gülizar Kavu görüyorum. Ya 49 yaşındayım. Asla rüyamda ben bir zat senin yerin cennet dedi. Ben ve cennetin kapısını senin yerin o, burası çok güzeldi. Teşekkürler. Gülizar Kav. İçindeki merhametin ve vicdanın öğrettiğin ya da öğretmeye çalıştığın hayatta gerçekten bu hayatta cennet kapın ve devam et hayrına ve bu cennet kapın sana çok daha güzel aydınlanmalar ve duygusal hayatındaki karışıklıklar, maddi olarak yaşadığın zorluklar geride kalacak. Her yeni gelen videonun altına rüyanızı yazarsanız daha iyi olur. Mutlu kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.